insan, onların bu vermiş olduğu enerjiyle beraber bu işleri gerçekleştirme imkanı bulduk. Düğünlerde, cenazelerde, sabah namazlarında buluşmalar gerçekleştirdik, site ziyaretleri gerçekleştirdik, esnafımızla bir araya geldik. Mahalle gezileri yaptık, yine gençlik buluşmaları gerçekleştirdik, kadın programları gerçekleştirdik. Etkinlik ve faaliyetlerimize onları da unutmadan özel gereksinimli çocuklarımızla bir araya gelmeye gayret gösterdik. Aynı şekilde şehrin dinamikleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, muhtarlarımızla, iş insanlarımızla daima bir arada olduk. Birlikte ürettik, birlikte uyguladık. Akıl, akıldan üstündür. Ortak akıl her şeyden üstündür. Üstünlüğüyle hareket ettik. Kıymetli arkadaşlarım, sunuma geçmeden önce sunumumda sizlere anlatacağım olduğu işleri çevremize kazandırmak için bizlere destek olan ve emek harcayan, var olan onlara sizlerin huzurunda da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, önceki dönem bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, değerli başkanımız Mustafa Şen Bey'e, milletvekillerimize, yine önceki dönem milletvekillerimize, önceki dönem valimiz olmak kaydıyla şimdiki valimize, yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yine İl Başkanımız, değerli Başkanımız Sezgin Mumcu'ya, ilçe başkanlarımıza ve özellikle şehirdeki hayırseverlerimizi organize etmemizde bize yardımcı olan değerli Vakıf Bank Genel Müdürümüz Abdüstün Sağlı, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına ve emek veren tüm hemşehrilerime şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere Akçabatı'mızda son 5 yılının detaylarını paylaşacağım. Ve onları sizlerle anlatmaya çalışacağım. Çok özür diliyorum. Evet. Akçabat sahilinin yeni görünümüyle hizmete açtık. Ve burada yapmayı hedeflediğimiz en önemli hedefimiz hem mevcut şehrin insanların rahat bir şekilde bu alanlardan yararlanması, bu imkanlardan yararlanması hem de gelen turistlerimizin burada rahat bir şekilde vakitlerini geçirmeleri. Yine ilk zamanda 2019 yılında başlanan Akçabat Millet Bahçesi, o dönemden bu döneme ilk başladığında o kadar yeşil görünmüyordu ama ağaçlar büyüdükçe, içerisinde yapılan diğer yapılar yavaş yavaş kapanıyor ve güzel bir yeşil dokuya kazanmış olacak ve yerleşik mahallemize önemli katkılar sağlayan bir proje oldu. Sokak sağlıklaştırması projemiz İskender Caddemizi trafiğe kapatarak burayı daha verimli bir şekilde kullanabilme adına buradan hem cephelerimizi hem de oradaki ticaretin gelişmesini sağlayacak bir hamleyi gerçekleştirdik ve bu dönem içerisinde hayat bulmuş oldu. Akcami Meydan ve Akcami'nin cephelerinin sağlıklaştırılması, temizlenmesi ve altındaki yine abdesthanelerinin düzenlenmesi işi, bu işimizi de bu dönem içerisinde tamamlayıp hayata insanların hizmetine, hemşehrilerimizin hizmetine kavuşturmuş olduk. Orta Mahalle, Akçabat'ın turizmine önemli katkı sağlayan önemli bir bölge. Buranın restorasyonu birinci etabı, ikinci etabı ile ilgili
projelerimiz tamamlandı. Şu anda yeni bir ihale daha gerçekleştirdik. O devam ediyor. Bütün projelerin, buradaki yapıların cephelerini tescilli tescilsiz güzelleştirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ondan sonra da sokaklarda ufak tefek düzenlemelerimiz olacak. Turistler orta mahalleye geldiğinde mahallenin içerisinde bir gününü geçirebileceği aktivitelerle beraber, oradaki mimari dokuyla beraber hem ruhunu dinlendirecek hem de keyifli bir gün geçirmiş olacak. Orta Mahalle Müzesi bunlardan yine aynı şekilde bu dönem hayata kazandırmış olduğumuz önemli projelerimizden bir tanesi. Buradan ben önceki dönem belediye başkanımızı da anmak istiyorum. O sonuçta bu projelerin birçoğunun döneminde başlanmış ve bu dönemde hayat bulmuştur. Ona da buradan ilçemiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Akçakale, biraz önce tanıtım videosunda gördünüz. Burada restorasyona geçebilmek için buranın kazısının gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu dönem hayata geçirmiş olduğumuz bu kazıyı gerçekleştirdik ve şu anda restorasyon projeleri hazırlandı ve kurula gönderildi. Kurulun değerlendirmesinden sonra bu iki plajı karşılıklı, bunları birbirine bağlayacağımız önemli bir turizm noktası olacak burası inşallah. Ama bu dönem tamamlanan kazı süreci bu işin temelini oluşturuyordu. Eski temel tekel binamız uzun dönemler boş kalmıştı. Burası şimdi 5 yıldızlı bir otel olarak şehrimize kazandırmış olduk. İnşallah şehrin hem ticaretine hem de gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağımız güzel bir otel olacak. Atatürk Bulvarı'nın birinci etabının yenilenmesi, burayla ilgili de düzenlememiz bu dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduk. Hamam Dedesi ve etrafının düzenlenmesi yine aynı şekilde önemli işlerimizden bir tanesi oldu. Özellikle çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünleri değerlendireceğimiz bir üretim tesisi. Buranın inşallah hem buradan paketlenmiş olarak yakın zamanda göreceğimiz kuru meyvelerimiz ve özellikle üretime yönelik dönük serilerimizde üretmiş olduğumuz aronyaları dağıttığımız çiftçilerimizden gelen aronyaların değerlendirildiği bir tesis halinde gelecek burası. Üretim, tamamen üretime geçmesi için denemeler yapılıyor şu anda. Burası tamamlandı, inşaat süreci tamamlandı. İnşallah yakın zamanda da üretmiş olduğu ürünleri sizlerle beraber buluşturacağız. Toprak Anaköy Yaşam Merkezi, buranın inşaatını biz gerçekleştirdik tamamen. Sonra Milli Eğitim Bakanlığımıza devrettik. Özellikle çocuklarımızın, küçük yaştaki anaokulunda ve birinci sınıftaki çocuklarımızın özellikle köy yaşamını bir şekilde anlayabilmeleri açısından önemli bir proje oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açmış olduğumuz bir yer oldu burası. 2024 yılı randevu programı tamamen dolu, okullarımız tarafından doldurulmuş. Bunları şehrimizde ilerleyen yıllarda inşallah çeşitlendireceğiz. Özel gereksinimli bireylerimiz için yine Yıldızlı'da 18 yaş üzerinde özel gereksinimli çocukların ailelerinin yerinde beraber gelip burada vakitlerini geçirebileceği bir sosyal tesis hayata kazandırmış olduk bunu, ilçemize kazandırmış olduk. Kütüphanemiz restorasyonu gerçekleşti ve şu anda 9'la 10 gece 10 saatleri arasında faal ve öğrencilerimiz burayı dolduruyor. Burada eğitim ve etüt yapma fırsatı buluyorlar. Bunları şehrin belli bölgelerine ileride inşallah yayma hedefindeyiz. Spor lisesi
İbrahim Efemoğlu Spor Lisesi hayırseverimiz tarafından yapıldı. Burada hem pansiyonuyla hem kapalı spor salonuyla hem eğitim alanlarıyla beraber şehre önemli bir sorunu karşılamış olacak. Biraz sonra göreceksiniz. Burası et kombinamız, AFAD koordinasyon merkezimiz, yine kaymakamların ek binası, sigorta, sağlık, güvenlik kurumu ve Akçabat Belediye'nin sağlık ünitemizle beraber vermiş olduğumuz kurslarımız, bağlamadan kanuna, piyano, keman, kemençe ve birçok enstrümanı kurslarımız var burada, bilgisayar kurslarımız. Bunlar devam ediyorlar. Spor eğitim merkezimiz, burayı yeni açtık, yaklaşık 3-4 aylık faaliyette. Küçük çocuklarımızın spor faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduğu bir alan. Yine altyapımızda bu dönem içerisinde değişiklikler yaptık. Fenişleri binamızı taşıdık, park bahçeleri binamızı yaptık. Bu altyapı ile ilgili hem yeraltı çöp konteynerlerine geçtik, toplama sistemlerimizi değiştirdik ve devam eden işler. Önemli bir şehrin sorunuydu, Güney Çevre Yolu. Ve inşaatı başlanmış halde devam ediyor. Pratane Bulvarı yine aynı şekilde kısmen de olsa %80'lere birinci etapı ulaştı. Osman Baba kavşağı da tamamlandıktan sonra kesintisiz bir şekilde yeni mahalle Yıldızlı arasında trafik akışı sağlanmış olacak. Katlı otopark ve pazar yeri, bu da inşallah bir ay içerisinde tamamlanmış olacak. Önemli bir işimiz, yürüyüş yolu, bisiklet yolu. Bunun belli bir altyapısı tamamlandı, ana omurga tamamlandı. Kanalizasyon inşaatı şu anda devam ediyor. Bunlar tamamlandıktan sonra Yıldızlı'dan Akçabat merkeze kadar 4,5 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu ve yürüyüş yolu, plajların yaşadığı, aynı zamanda spor alanlarının etrafında oluştu. Güzel bir proje hayat bulacak. Burada birazdan göreceksiniz. Kültür merkezi bunların etrafından hemen önünden geçiyor. Büyüyüş yeri, bisiklet yolu ve küçük de bir taşı dizi var. Bu kültür merkezi içerisinde hem sanatsal aktiviteler hem içerisindeki salonla beraber yapacağımız büyük toplantılar hem de biraz önce şehrin içerisindeki kütüphaneye alternatif bir kütüphane bu kültür merkezinin içerisinde olacak. Çocuklarımızın eğitimleri burada güzel bir şekilde daha iyi şartlarda gerçekleşmiş olacak. Yüzme havuzumuz temeli atıldı ve inşaatı aşaması en son durumu bu şekilde. Bu da yürüyüş yolu ve bisiklet yolu güzergahında olan önemli işlerimizden bir tanesi. Bir spor lisesini anlatırken sizlere buradan bahsetmek istiyorum. Hemen yan tarafında Sebat Kulüp binamız yükseliyor. Yanında spor lisesi ve önünde iki tane futbol sahası. Bunların da inşaatları başladı. Bunlara hayat bulduğunda burası arkasındaki atletizm sahasıyla, lisesiyle, spor lisesiyle, kulüp binası ve spor alanlarıyla beraber bir kompleks olacak. Ve Akçabat Sporu'na önemli katkı sağlayacak bir proje hayat bulmuş olacak. İşte Sebat Kulüp binamıza ait. Bunu hayırsever yardımımızla yapıyoruz. Buradan tekrar Abdü Bey'e, Abdüstin Sağlı'ya teşekkür ediyoruz. Yine projemizin DSİ marifetiyle yaptırmış olduğumuz köprüsü, bu da aynı şekilde hayat buluyor. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu bu hat boyunca devam edecek. Orta mahallenin ikinci etabı ve üçüncü etabı dediğimiz kısım, burada restorasyonlarımız devam ediyor. Küçük sanayi sitesi ile ilgili duvarlarımız, şehrin içerisinde özellikle bina altındaki yapıların, ototamircilerin şehrin dışına taşınması için geliştirmiş olduğumuz işimiz acele kamulaştırmalara çıktı ve yakın tarihte kamulaştırmaya başlayıp burada bu projeyi gerçekleştireceğiz.
dereyle olan bağlantısını tamamen duvarlarıyla beraber, DSE'yi marifetiyle beraber, devlet süreçleri marifetiyle gerçekleştirmiş olduk. Şimdi organize sanayi bölgemiz, sessiz sedasız orada fabrikalar yükseliyor, büyüyor ve ikinci etabını inşallah bu dönem içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Merkezi ülke üretimi, yine Vakıf Bankamız tarafından yapılan bir okul. Bu okulun önemi şurada, Orta Mahalle Müzesi'nin yapılacağı yerdeki okulu bu okulla değiştireceğiz. Yani o okul yıkılacak ve bunun yerine okul açılacak. Akçabatın şehrin merkezinde de büyük müze kazanmış olacağız. Söğütlü mahallemizde yine hayırsever yardımımızla beraber bir proje daha yapıyoruz. Buradan hayırseverimize teşekkür ediyoruz. 24 derslikli bir okul. Köy yaşam merkezlerine bir alternatif kuracağım. Köy yaşam merkezi. Bunda aynı şekilde Mersin'deki gibi hayata kavuşturmuş olacağız. Güzel bir proje olmuş olacak. Önemli bir sorunumuz idi. Adaleti oluşturduğumuz, adaletin kararlarını vermiş olduğumuz binanın yapımı, Adalet Sarayı'nın yapımı temelini attık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakanımız da gelmişti. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu süreçte bize önemli katkılar sağladı. Emniyet ve Trafik Bölge Müdürlüğümüz, belediyemiz tarafından ihalesi gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığımız finansmanını sağlayacak ve şu anda sözleşmesi de yapıldı. 10-15 gün içerisinde müteahhit yerinde başlamış olacak. Yine aynı şekilde polis merkezi, amirliği veya karakol, görüldüğü gibi bu şekilde, bu da şehrin merkezinde karakol olarak şehrimize hizmet etmiş olacak. Aile Sağlığı Merkezi ve Işıklar'daki Aile Sağlığı Merkezi, hemen Millet Bahçemizin kenarında, bu da Işıklar mahallemizde, önceki beldemizde, bunlar da inşaatları gerçekleşmiş oldu. Nerecik Doğutlu sahasını denizle iletişimimizi önceden beri söylüyorum, bir şekilde geri getirmemiz gerekiyor. Onun için bu düzenlemeleri, bu taşla denizin bağlantısını keseceğimiz, özellikle önceki dökülen topraklarla bağlantıyı keseceğimiz yapıların yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de sürecimiz devam ediyor. Önemli işlerimizden bir tanesi, şehirde hava kirliliği açısından şehrin insanların temiz havası, özellikle kış aylarında ısınmadan kaynaklı baca gazının vermiş olduğu bizim teknik tabirle inversiyon dediğimiz alçak basınçla beraber hava kirliliğinin şehrin içerisine çökmesi meselesini engellemek için gaz dönüşümü kaçınılmazdı. 2019'dan bu tarafa 6.000-5.000 arasında olan abone sayımız şu anda 30.000'e ulaştı. Şehrin ana yoğun olan bölgelerine gaza kavuşmuş oldu. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da inşallah yakın zamanda tamamlamış olacağız. Ve diğer çalışmalarımız, seralarımız, arkadaşlarımız onları da koydular. Kendimizin tükettiğini kendimiz üretiyoruz. Seralarımızla beraber önemli bir işimiz ve aynı zamanda ekonomimize de katkı sağlamış olmuş oluyor. Küçük irili ufaklı parklar yaptık. Bunu şehrin çeşitli bölgelerinde, özellikle yoğun olan bölgelerde hayat buldular. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Söğütlü Yıldızlı'da ikinci bir pazar yeri oluşturduk. Araç büromuzda yenilikler yaptık. Yine bu dönem içerisinde hem çöp taşıma hem de penişlerimiz tarafında ve önemli işlerimizden bir tanesi sosyal yardımlarımız bu konuda da 47.545 kişiye
dokunma imkanı bulmuşuz. İrili ufaklı, küçük, küçük. Kültür sanat faaliyetlerimiz, vazgeçmediğimiz işimiz, önemli işlerimizden bir tanesi. Festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine Örgün Aydın Tiyatro Günleri, Açık Hava Tiyatro Günleri, çocuk tiyatroları, söyleşiler, sergiler, konserler, konferanslar, sempozyumlar, sanat kursları ve belirli günlerde, haftalarda da önemli günlerde kutlama etkinliklerimizle devam ediyoruz. Spor faaliyetlerimiz yine aynı şekilde hem bütün ve herkesi kapsamaya gayret gösteriyoruz. Evimizdeki hanımefendiler dahil olmak üzere özel gereksinimli çocuklarımıza kadar hepsiyle spor alanlarında faal olmaya gayret gösteriyoruz. Ve bu dönem içerisinde fen işlerimizde, mahallelerimizde ve şehir merkezinde yapılan metrajlarıyla beraber işlerimiz bunlar da yansıya arkadaşlar koymuşlar. Ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz tekrar kutlu olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, buyurun Recep Bey. Evet, soru sormak isteyen varsa mikrofonu uzatabiliriz. Sayın Başkan, kolay gelsin. Sağ olun. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Akşamatın en büyük problemlerinden biri, tabii sokakların Trabzon'da olduğu gibi akşamatta da dar biliyorsunuz. Evet. Araç çekimleri, araç parkları problem oluyor. Acaba sizin trafik konusunda, yani pardon, otopark konusunda bir çalışmanız olacak mı detaylı olarak? Teşekkür ederim. Şöyle anlatayım. Bu biraz daha İki tarafında, hem vatandaş tarafından da düşünülüp derlenmesi gereken, hem de bizim tarafından da alternatif otoparkların tek noktadan yönetilmesi gereken bir iş. Avrupa şehirlerinden örnek verirsek, belli dönemlerde şehirlerde içlerine araçların girmesi kısıtlanıyor. Diyor ki şu saatte şu araç gidemez, şu saatte bu araç gidemez. Tabii ki bunlar nedenler değil, biz bir çözüm için ulaşacağız ama bunu komple, çok yönlü düşünerek hem vatandaş tarafının hem oradaki ticareti hem oradaki parklanmayı bunların hepsini değerlendirerek belli bölgelerde öbeklenecek araç otoparkları ama insanların da aynı zamanda yürüyerek iş yerlerine girmeyi de özendireceğimiz bir düzenleme ile beraber şehirde sessiz sedasız bir altyapı yürütüyoruz aslında. Belli bölgelerde otopark alanları ve kamulaştırmak için bir hazırlıklarımız var. Ama insanların da yürümesi önemli. Bunu da ortaya koyarak bir çalışmamız var. Bu çalışmayı inşallah önümüzdeki dönemde arkadaşlarla beraber hayata geçirmiş olacağız. Ama bu böyle bir dönemlik bir iş değil. Sürekli güncellenmesi gereken bir iş. Çünkü oradaki ticaret değiştiğinde veya oradaki nüfus popülasyonu arttığında oradaki araç sayısı da doğal olarak artıyor. Bunların hepsini güzel bir şekilde yönetip önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıllarda oluşturacak olduğumuz Akçabat kart dediğimiz kart sistemiyle beraber hem belki geri dönüşümü de bu yönde destekleyeceğimiz ve araçların da otoparklara girebileceği, rahat bir şekilde girebileceği bu kart sistemiyle beraber şehrin otopark sistemini yönetmek istiyoruz. Evet arkadaşlar. Buyurun. Evet başkanım, tabii şimdi hazır sizde bulmuşken önümüz yerel seçim. Yani bütün bu anlattıklarınızdan, çalışmalar, projelerden sonra Osman Durek ikinci bir beşiğini istiyorum. Teşekkür ederim. Osman Durek ikinci bir beşiğini istiyorum sorusunu. Anlatılanları vermiştir cevabını ama şöyle söyleyeyim. Takdir tabii ki bizim parti disiplinimiz var. Orada
Şu anda bu konuda benim bir yorum yapmam doğru değil. Süreç devam ediyor. Süreç neticesinde takdir edilecek, ona göre biz de kendimizi pozisyonlandıracağız. Hayırlısını diyelim. Sayın Başkanım, hayvancılık konusunda bir çalışmanız var mı? Akçabat köftesiyle meşhur ilçemiz. Bu konuda bir çalışma yürütüyor musunuz? Bir de mezbahane konusunda üretim kesin var mı şu an mezbahanede? Oradaki durum nedir? Galericilerin uzun süredir bir site talebi vardı. Galericiler sitesi talebi, Trabzon'dakinin benzeri. Evet. Yani apartman altlarında çok sıkıntı yaşıyorlar. Galericiler sitesi konusunda çalışma yaşamada. Önce galericilerden bahsedeyim. Küçük sanayicilerimiz ile galericilerimizi bir arada çözeceğimiz, işte o biraz önce bahsetmiş olduğum güzergâhtaki alanda çözümlemeyi yapacağız. Et kombinası ile beraber biz şehrin özellikle kesin ihtiyacı da orada karşılansın hedefindeyiz. Bununla ilgili protokol aşamasında benim bildiğim süreç ve kesimleri orada gerçekleştirecekler ve daha hijyenik, daha profesyonel, daha hem stoklanması hem de bekletilmesi gereken alanların daha profesyonel olduğu bir şarta kavuşmuş olacak. Hayvancılığın gelişmesi noktasında sadece belediyenin değil, toplumun her kesiminin taşını altına koyması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben biraz önce bir arkadaşımla işte sohbet ediyor idik. Sohbette benim annemden bahsettik. Annemin ineklerinden bahsettik. Ve o yaşın altındaki maalesef yetiştiren, üreten hiç kimsenin olmadığından bahsettik. Bunun hep beraber sosyolojik nedenleriyle araştırılıp ortaya koyulup eğitim kademesinde değerlendirilip belediyenin de yapması gereken neticeleri neyse, sonuçlar neyse onları ortaya koyarak hayat bulması gerekir. Bana göre öyle, yani bilimsel bir çalışmanın ortaya koyulması gerekir. Akçabat'ta köftenin gelişmesi ve onunla ilgili zaten bir fotoğrafı işaretimiz var ve onun korunması için gayret gösteriyoruz. Ama üretimin gelişmesi için kırsaldaki eski üreticimizin bir şekilde yeniden üretmeye başlaması gerekiyor. Bunun için de ortak projeler geliştirmek gerekiyor. Ve üreten kişiler, bireyler ortaya çıkması gerekiyor. Önemli olan burası. Üreten bireyler ortaya çıkması gerekiyor şehirde. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Verdiğiniz desteğin karşılığını almanız gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama bununla ilgili bu diye inşallah komple değerlendirme neticesinde bu işi daha güzel noktalara taşımak isteriz. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Buyurun. Burada bir hanımefendi var. Buyurun. Öncelikle başarılar dilerim size. Teşekkür ederim. Günaydın, ben oldum. Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde özellikle iç turizm, Arap turizmine yönelik yatırımlarla artarak devam ediyor. Siz sadece yerli turizmi anlamında böyle bir düşünceniz var mı ya da bir projeniz var mı? Çünkü Akçabat'ın yaylaları gerçekten Karadeniz bölgesinde birinci sırada. Bir de şunu soracağım, Sait Köse'nizde sanat vadesiyle başladınız ve kültür sanat özellikle çok önem verdiğinizi içerisinde de belirttiniz. Sizin bireysel anlamda sanata yatkınlığınız, ilginiz biraz varmış gibi, yani var mı böyle? Kendi çapımda var ama kimseyle paylaşmıyorum, onu söyleyeyim. Bu konuda çok iyi değilim ama inşallah ileride zaman bulur, ona da fırsat buluruz. Hıdır Nebi'den bahsedeceğim ben. Hıdır Nebi'deki yürütmüş olduğumuz projeden bahsedeceğim. Hıdır Nebi'de göletlerin
ihalesi inşallah Nisan ayına kadar yapılmış olacak. Yeniden ihalesi. Ve oranın bir mülkiyet problemi var. Ben bunu hep dillendiriyorum. Geçmişten beri dillendiriyorum ki bir şekilde çözüme kavuşsun diye. Hıdırnevi'deki mülkiyetler neticelendiğinde orada biz 2019 yılında göreve başladığımızda bir imar planı yaptık. Yapılaşma şartlarını belirledik. Her şeyi belli. Mülkiyet problemi çözüldüğünde orada yeşilin ve doğanın korunduğu güzel bir yayla projesi oluşmuş olacak. Bu 25-30 dakikada ulaşabildiğiniz bir yayla, havalimanından çıkıyorsunuz, 40 dakikada yayladasınız, düşünün. Belki ilerleyen zamanlarda içerisinde oluşacak turizm alanlarıyla beraber, güzel birinci sınıf otelleriyle beraber şehre önemli katkı sağlayacak. Bu önemli işlerimizde bir tanesi, ikincisi Simba, yani Kayabaş'ın aşağı kısmı, o bölgede de Simba Göreti'nin yapılmasıyla onun etrafında rekreatif alanlar yine hayat bulmuş olacak. Hedeflerin bir animasyonu var, isterseniz paylaşabiliriz sizlerle beraber ama buyurun, ben böyle kısa bir hızlı bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Şurada durabilir miyiz? Şöyle durabiliriz. Biraz önce bir fotoğraf gösterdik tanıtım videosunda. Hemen hemen üç boyutu aynı şekilde ama planlanmış. Göletiyle, göletiyle, otel alanlarıyla ve mevcut dokuya dokunmadan, mevcut dokuyu koruduk. Buradaki yapıları koruduk ama mülkiyeti önemli. Mülkiyeti çözüldüğünde bu proje hayat bulacak inşallah. Bununla ilgili de görüşmelerimiz, özellikle buradaki mülkiyetler hem Orman Bakanlığı ve hepsi Orman Bakanlığı, MERA ve Orman diyelim. Çalışırken Karadeniz Teknik Üniversitesi ile beraber çalıştık. Karadeniz Teknik Üniversitemiz buradaki cephelerin yani kültürünü yansıtacak şekilde olması konusunda hem modern hem eski bir arada bulunduracak bir çalışma ile beraber işi yürütmüş olduk. Çarşılar oluşturduk, seyir terasları oluşturduk. Değerli çimenin çok fazla dokuya dokunmadan mevcut karşıdaki amfi şeklindeki düzenleme tamamen çim şey yapılacak şekilde planlandı değerli arkadaşlar. Ve güzel bir doku oluşturulmuş oldu. Evet. Hadi benim projemiz.
bu şekilde arkadaşlar. İnşallah mülkiyet çözüldüğünde daha detaylı bir şekilde sizlerle beraber paylaşmış olacağız. Yani hepinize teşekkür ederim. Ben soru mu soracaksınız? Buyurun. Buyurun, tabii. İsterseniz final yapabiliriz. Yani. Tabii, sen soru sorabilirsiniz. Buyurun. Öncelikle proje gerçekten hoş. Yani dileriz hayata geçirir. Baktığınız zaman turizm açısından da çok önemli bir proje. Buna eşit eden az önce de bahsettiğiniz biz halkımızı denizden daha fazla buluşturmak istiyoruz. İşte dalga kıran çalışmalarımız var. Spor testleri çalışmaları var. Trabzon'daki aileler genelde yazları Kaküstü, Yomra ve Akçabat, Daraca, Mersin'i tercih ediyorlar. Acaba size ilçeye yakın daha bir yerde insanlar özellikle çadır kuran aileler var biraz ekonomik nedenlerden dolayı. Bunlar için böyle bir alan oluşturulabilir mi? Hem geniş kenarı hem çadır projesi olarak. Çünkü kurdukları zaman görüyorum, zabıtalar kaldırtıyor, aile de olsa kaldırtıyorlar. Böyle bir oluşum alanı, böyle bir kıyı çalışması olayı. Şunu söyleyeyim, çadırların kurulabilmesi konusunda kurulduktan sonra kullanım şekilleriyle ilgili bazen sorunlar olduğu için onlar kaldırılıyor. Ve sonuçta topluma has bir bölge, herkesin yararlanması gereken bir bölge iken birkaç kişi tarafından kullanmış oluyor ve bu diğer vatandaşlarımız tarafından tepki oluşturabiliyor. Bunlar bize tepki olarak geldiğinde biz de müdahil oluruz. Aslında tamamen bu şekilde ilerliyor iş. Süreç bu şekilde olduğu için belki bir bölge belirlenip o bölgenin çadır alanı olarak değerlendirilmesi, onun da bir şartları olmalı, altyapısının, tuvaletlerinin, lavabolarının, her şeyin oraya getirildiği bir alan olmalı ki o zaman, ama ona gelene kadar önemli işlerimiz var. O aks boyunca yapılması gereken altyapı işlerimiz var. Onlar bittikten sonra bu dedikleriniz de olacaktır muhtemelen. Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.